süreci başladı. Bu süreç önümüzde birkaç ay sürecek olan bir süreç. Bu süreci konuşacağız. Hem de tabii ki ekonomiden bahsedeceğiz. Şimdi Ankara'da artık asgari ücret toplantıları pazartesi günü gerçekleşecek saat 14'ten itibaren. Saat 14'te bu toplantıya Çalışma Bakanı Vedat Işıkkan, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı, yani Türkiye İşverenler Konfederasyonu Genel Başkanı Özgür Burak Akkol katılacak. Peki asgari ücret beklentisi nedir? Arkadaşlarımın hazırladığı bir haber var. O haberi verelim. Daha sonra sohbete başlayalım Bülent Kuşoğlu'yla. Çalışanların yarısından fazlasının hayatını sürdürmek zorunda olduğu bir ücreti konuşuyoruz. Oysa dünyanın her yerinde asgari ücrette çalışanların oranı son derece düşüktür. Sembolik bir ücrettir asgari ücret ama Türkiye'de bir ortalama ücret durumunda. Hükümet işçi işveren temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Ücretlere dair bir rakam konuşulmasa da artan enflasyon ve geçim sıkıntısıyla birlikte milyonların gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamda. Markete gidemiyoruz, alışveriş yapmıyoruz. Markete gidiyorsun, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacaksın. En ufak bir filede 1 milyar, 1,5 milyar. Seçimler öncesi asgari ücrette 500 dolarlık bir seviye konuşulurken asgari ücret tespit komisyonunun işçi ayağını oluşturan Türk İş ekonomik kriz vurgusuyla beklentiyi daha da yukarı çıkardı. Ortalama ücretler için de belirleyici olacak asgari ücret milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Bir başka beklenti ise asgari ücretin bayram öncesinde açıklanması. Bayramdan önce, bir an önce bitmesini istiyoruz. Asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Asgari ücret kapsamında tartışılan senaryolar arasında %15 ve 30 gibi olası bir zam söz konusu. Bu durumda mevcutta 8.506 lira olan net asgari ücret 9.781 lirayla 11.057 lira arasında bir seviyeye gelecek. Ancak eski bakan Vedat Bilgin'in asgari ücretin 500 dolar civarında olacak açıklaması baz alınırsa bugünkü döviz kuru ile asgari ücret 12.000 liraya denk gelecek. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karacı Demir de en düşük enflasyon oranıyla asgari ücretin belirlenmesine rol oynayacak TÜİK'e dikkat çekti. O milyonlarca işçi için hayati olan asgari ücretin kölelik standartında olmaması için aynı zamanda TÜİK eliyle oynanan oyunun da bozulması gerektiğini düşünüyoruz. Asgari ücretle birlikte değişecek olan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili ilk açıklama AKP Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi. En düşük memur maaşının 22 bin lira olacak şekilde teşekkürünü muhtevi bir kanun teklifinin gündeme gelmesi. Ve gözler 19 Haziran pazartesi saat 14'te yapılacak asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısına çevrildi. Evet, gözler pazartesi günü saat 14'te yapılacak olan toplantıda Çalışma Bakanı, İşçiler ve İşverenler Sendikası bir araya gelecek ve karar verecek. Bülent Kuşoğlu bizimle birlikte, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi asgari ücreti aşağı yukarı Cumhuriyet Halk Partisi de genelde o ücret belirlenmeden önce bir rakam ortaya koyuyor. Diğer sendikalar gibi. O rakam nedir sizce? Yani biz bunun en azından açlık sınırının üstünde olması gerektiğini söyledik, öyle açıkladık. Dolayısıyla 12-13 bin lira, 14 bin lira civarında olması gerekiyor. Evet, 14 bin lira civarında olması gerekiyor. 500 dolar sözü vardı geçen mevcut iktidarın diyelim. Aynı iktidar devam ettiğine göre bu sözü tutarlar mı? O bile 11.800-11.900 civarında bir ücret yapıyor. Ücret yapıyor tabii. Yani dolayısıyla hem açlık sınırının hem de söz verilen rakamı yakalanabilmesi için en azından o civarda olması gerekiyor. Ki biliyorsunuz yani bu şu anda döviz de tutuluyor. Yani özellikle bu asgari ücret tespit görüşmeleri bitsin, ben öyle yorumluyorum. Bitsin, en azından şunu söyleyebilecekler. Bak 500 dolar yaptık diyebilecekler. Evet. Ya da işte 500'e yakın oldu ya da 500'ü geçtik gibi bir rakam söylesin, söyleyebilelim diye dövizi de tutuyorlar. Evet, zaten. Ama ondan sonra tekrar döviz alıp başını çıkacak, gidecek. Hı hı.
şeyle beraber, faiz artışıyla Evet. Faiz artışı bekliyorsunuz değil mi 22 Haziran'daki o rasyonel para politikalara geçtiler. Kendi deyimleriyle tırtırmak değil mi? Yani içerisinde. Şimdi bu rasyonel ama bunu açıklayış şekli de çok önemli. Uçakta gazetecilere söylerken Erdoğan diyor ki işte Mehmet Şimşek biz de bayan olsun diye istedik Merkez Bankası'ndan getirmek için diyor. Ardından da işte kabullendik diyor. Ya iyi ki buna değindiniz Zeynel Bey. Ne kadar şey enteresan değil mi şimdi? Ya bir kadın olsun dedik diyor. Ya bu kadın da demiyor bayan diyor işte. Bayan mı diyor? Bayan diyor. Şimdi liyakatli en liyakatlisini bulduk, en liyakatli bu işi yapabilecek kişiyi bulduk denmiyor. Yani koltuğun kadın erkeği yok. Liyakat aranır değil mi koltuklarda? Böyle denmiyor. Bir de kadın olsun. Yani çok önemli değil. Bir gibi. İkincisi dediğiniz gibi uçakta Erdoğan diyor ki ben yine durduğum yerdeyim. Yani faiz konusunda faiz yine orada bir nas var. Bize laf etmek düşmez. Kendi sözüyle. Yani ben faiz indiriminden yanayım diyor. Yani faiz sıfırlansın, faiz hiç olmasın. E peki sorumluluk sende. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre bakanda sorumluluk yoktur biliyorsunuz. Evet. Eski sistemde bakanlar sorumluydu. Şimdi bakanlar sadece Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlular ve politika belirleme görevi yine Cumhurbaşkanı'na ait. Cumhurbaşkanlığında yani bakanlar kendi politikalarını belirleyemiyorlar. Uygulamacılar sadece. Genel sekreterler gibi, bir kurumun genel sekreteri gibi sadece uygular. Ona verilen, yönetimden verilen talimat doğrultusunda genel sekreter işi uygular. Burada da bakanlar uygulamacı. Sorumluluk Cumhurbaşkanı'ndadır. Politikalarını belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanlığında. Şimdi bunları görmezden geliyor, sistemi görmezden geliyor. Benim fikrim hala sabit, öyle düşünüyorum ama böyle de yapsın bakalım. Ya sen politikalarını iflas etmiş. Ülkede enflasyon alıp başını gitmiş. Sen Merkez Bankası Başkanı'nı, ekonomiden sorumlu bakanını, Maliye Bakanı'nı değiştiriyorsun. Bunu kabul etmiyorsun. İflas ettiğini kabul etmiyorsun. Memleketi perişan ettiğini kabul etmiyorsun. Bir de dalga geçiyorsun. Ya bu vatandaşla dalga geçmek ya. Ne demek yani ben hala durduğum yerdeyim. Perişan ettin ülkeyi. Daha 19'ken enflasyon 19'ken her şey aşağı yukarı kur da 19'du o zaman. Faiz de 19'du. Şimdi faiz aldı başını gitti biliyorsunuz. Reel faiz 40'larda güya 8,5 şey Merkez Bankası'nın politika faizi. Onu birkaç aydan yani beri sabit tutuyorlar. Onu düşürdüler güya. Öbürleri aldı başını gitti. Enflasyon aldı başını gitti. Bunların sorumlusu Erdoğan'dır. Ama bu sorumluluğu almadan dalga geçer gibi ben hala durduğum yerdeyim. İyi ülkeyi iflas ettir, ekonomiyi iflas ettir. Ben durduğum yerdeyim ama politikalar değişebilir de. Evet işte rasyonel politikalar derken bunu aslında Mehmet Şimşek kastediyor. Gerçekten olamaz yani bu ülkenin görmesi lazım, vatandaşın bunu görmesi lazım. Şimdi böyle Evrensel bir yönetim anlayışı olamaz. Evrensel Gazetesi'nde bir karikatür vardı aslında sizin söylediğinizi tek çizgiyle öyle nasıl ve onu gösterelim izleyicilerimiz göstersin görsünler diyor ki Şimşek'in faiz adımlarını Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik diyor Erdoğan. Vatandaş da diyor ki şuna yanıldık faiz sebep enflasyon sonuç değilmiş desene. Çok güzel. Evet. Yani sonuçta bu yıllardan beri niçin vatandaşın sonuç, anasını ağlattınız evet, şeklinde faiz soru. Faiz sebep enflasyon sonuç değilmiş. Ülkeyi iflas ettirdik ilaveten onu da söylemeleri lazım. Evet. Ülke iflas etti. Yani gerçekten iflas noktasında şu anda. Bizim arkadaşlarımız bir maliyet çıkardılar. Onu izleyicilerimizle ve sizle paylaşmak isterim. Bu NAS inadının maliyeti Türkiye'ye nedir? Onu görelim. Aslında bir görelim şöyle. Ve onunla ilgili de haberimiz var. Onu da versin arkadaşlar. Kısa süren bir haber. Sonra sizden yorum isteyeceğim. Kafası basmaz. Yok bunlarda böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon neticedir politikası Türkiye'yi tarihin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya bıraktı. Faiz
sebep enflasyon neticedir. Erdoğan her fırsatta naz, yani Allah'ın emri olduğunu söyleyerek savunduğu faiz düşürme politikasından vazgeçti. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın atacağı adımları kabullendiklerini ifade etti. Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından gözler ısrarla uygulanan yeni ekonomi modelinin maliyetine çevrildi. Yeni ekonomi modeliyle artık yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Erdoğan'ın yeni ekonomi modelini ilan ettiği 30 Kasım'da 12,96 olan dolar-TL kuru 20 Aralık'ta 18,36'ya kadar yükselmişti. 2021'de 7,07 TL olan dolar, Haziran 2023'te ise 23,56 seviyelerine ulaştı. Merkez Bankası Erdoğan'ın inadı sonucunda politika faizini %8,5'ta tuttu. Mevduat ve kredi faizlerinde 20 yılın zirvesi seviyeler görüldü. Kredi kullanıp ev araba almak isteyen toplumun büyük kesimi için artık hayal olurken mevduat faiz oranları ise %40'lı seviyeleri aştı. Bütçenin delik deşik olmasıyla birlikte enflasyon oranları ise korkunç bir hal aldı. Açıkladığı verilerle iktidarı üzmeyen, kamuoyunda güvenini yitiren Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre bile Mart 2021'de %16,19 olan enflasyon Mayıs 2023'te %39,59 seviyelerine ulaştı. Türkiye ekonomisi 17 ay üst üste cari açık verirken Mart 2021'de 36,2 milyar dolar olan cari açık Haziran 2023'te tam 57,8 milyar dolara dayandı. Evet, gördüğünüz gibi Bülent Bey, sonuçta bu Türkiye'ye maliyeti, bu inadın maliyeti, şurada da arkadaşlarım gayet iyi bir enflasyon, gram altın, benzin neydi, ne oldu şeklinde çıkarttılar. İzleyicilerimiz belki sizin yorumlarınızı dinlerken bir de göz atsınlar bu duruma. Şimdi yani bunu madem geri dönecektik, büyük bir ihtimalle 22 Haziran'da faiz artışına gidecek, belli oldu. Piyasalar buna hazır. Madem bunu yapacaktınız, niye bize yıllardan beri bu eziyeti çektirdiniz de cebimizden o paraları aldınız, fakirleştirdiniz demezler mi? Zeynel Bey, izleyenlerimiz falan aralarında vardır. Şöyle düşünülebilir. Ya bunlar çok iyi niyetle inandığı için faizi düşürüyor. Burada bir inanç yok bana göre. Burada iyi niyet de yok. Faizi düşürdüğü zaman piyasa rakamının altında enflasyon %40 ise, şu anda 39 küsur, 40'a evet, yakın resmi faiz. Şimdi bunun altında bir oranla, faiz oranıyla kredi alabiliyorsanız siz zenginleştiriliyorsunuz demektir. Bu kredileri kimler aldı? Kamu bankaları bu süre içerisinde bu faiz enflasyonun altında faiz oranı verdi. Hı hı. Buradan birileri kredi aldı. Kamu bankalarından kredi aldı. Siz almadınız. Ben almadım. Yani sizin benim gibi iktidara uzak olanlar almadı. Kimler aldı bu kredileri? Bu kredilerin alınmasıyla birilerine servet aktarımı yapıldı. Kamudan, devletin bütçesinden. Yani bizim paralarımız devlete vergi olarak dönüyor. Bizim hakkımız olan bir parayı kendi yanlışlarına kredi olarak verdiler. Bu kredi çok büyük bir avantaj. Şimdi size böyle bir kredi verilse alırsınız, dövize yatırırsınız, zaten yükseliyor. Bir başka bankaya götürürsünüz, faize yatırırsınız. Hem aldığınız kredinin faizine de hem de kar edersiniz. Ticaretle uğraşmanıza gerek yok. Gerek yok. Bunlar yapıldı. Yani burada iyi niyet yok. Ben inancım nedeniyle faizi düşük tuttum. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Onun için böyle yapıyorum. Yok öyle. Sen birilerine servet aktarımı yapıyorsun. Sen birilerini zengin ediyorsun. Bu yapıldı. Bakın, Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar bir tarafa aktarıldı.
birilerine erken olarak o devletin, bu ülkenin birikimi, dövizleri satıldı erkenden. Onlardan da zengin oldu birileri. Çünkü döviz hızla yükseldi. Bir 4-5 sene önce 4-5 lira bandında olan dolar bugün 24 liraya geldi biliyorsunuz. Kim bu 4-5 sene içerisinde bu dövizleri aldı da zengin oldu? Bunların hesabına bakmak lazım. Nas falan hikaye, inançları hikaye. Sadece birilerini zengin ettiler. Bu şekilde servet aktarımı yaptılar. Bu iktidar kadar ihalesiz, kendi adamlarına iş veren başka bir iktidar olmadı Türkiye'de. Bu kadar haksız, hukuksuz. Karayollarının ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ihalelerine bakın. Hemen hemen hepsi neredeyse davet usulüyle verilmiştir. Birilerine çağrılmış, şu iş senindir denmiştir ve anormal rakamlarla verilmiştir. Birse 5 verilmiştir. Servet aktarımı yapılmıştır. Burada da aynı şey söz konusu. Faizleri düşük tutuyor. Kamu bankaları istediği adama kredi veriyor. Kendi adamlarına kredi veriyor. Onlar zengin ediliyor. Servet aktarımı yapılıyor. Millete de işte 3-5 kuruş sosyal yardım adı altında bir şeyler veriliyor. Ama kendi adamları, kendi partilileri, yakınları zengin ediliyor. Bir de biliyorsunuz %18'e çıktığında ertesi gün bir günde %11'e inmişti. Dolayısıyla o süre oradan içerisinde da, bir gecede zengin olanlar oldu. Vardı. Şimdi çok burada ciddi bir durum. Ben katiyen iyi niyet aramıyorum. Bu kötü niyetli bir yaklaşım. Kendi yandaşlarını, kendi adamlarını zengin etmeye yönelik bir yaklaşım. Evet. Bu ülkeyi fakirleştiren, sıkıntıya sokan, iflasa sürükleyen bir yaklaşım. Ama bu arada bir kesimi de çok aynen öyle çok bir zengin eden çok mutlu, memnun şeylerde, jiplerde gördüğünüz Avrupalara tatile giden lüks yerlerde tatil yapan kesim de onlar. Evet. Şimdi biraz da siyaset, daha doğrusu ekonomi aynı zamanda siyaset tabii ki, ama o siyaset bölümüne de geçelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay sürecine girdi. O kurultay süreci bakalım nasıl geçecek? Tabii ki yaz ayını, yani önümüzdeki aydan itibaren başlıyor değil mi? İşte mahalleler, ilçeler, il bazında. Yok, bugünlerden itibaren başlıyor. Hatta başladı. Yani kaçıydı? Haziran'ın 6'sından itibaren başladı. 5-6'sından itibaren başladı. Başladı. Nasıl böyle? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Sonuçta yapılıyor. Süreç başladı. Şeye göre, tüzüğümüze göre ilçelerden itibaren. Çünkü illere şey olamıyorsunuz. İle üye olamazsınız. İlçeden üye olunur. Tabii. İlçelerden itibaren mahalle delegeleri belirleniyor. Sonra ilçe kongreleri yapacak. İlçe kongrelerinde il kongre delegeleri belirlenecek. Oradan da kurultay, büyük kurultay delegeleri belirlenerek büyük kurultaya gidilecek. Büyük kurultayın Ekim sonu, Kasım başı ya da bir tarih tespit etme imkanımız var mı şimdi? 15 Ekim'de il kongreleri bitiyor takvime göre. Dolayısıyla bir aylık bir süre var. 15 Kasım gibi o civarda büyük kongreyi yapmış olacağız. Kurultayımızı yapmış olacağız. Yani seçimlerden yaklaşık bir 4-5 ay önce değil mi? 5 ay önce. Evet, seçimler Mart'ın sonunda. Dolayısıyla öncesinde yapmış olacağız. Evet, bir 5 aylık süre. Yapmamız gerekiyor. Çünkü öbür türlü bunların hukukuna, adaletine bakarsanız, kongrenizi yapmadınız, kurultayı yapmadınız diye bizi seçimden mahrum edebilirler. Giremezsiniz seçimlere, kararı bile aldırabilirler. Erdoğan'ın normalde girmemesi gereken bir seçimde. Üçüncü defa Cumhurbaşkanı oldu. Anayasaya göre olamaz tabii. Hı hı. Ama onların hukuku yok ki. Yani seçim, onun için muhakkak yapmak zorundayız kurultayımızı. Seçimlerden önce mutlaka. Seçimlerden önce. Evet, sonuçta seçimler sonrasına bırakılmayacağına yönelik resmi bir açıklama yapmış oluyorsunuz bu durumda. Evet. Hani belki seçimlerin sonrasına kalır diye, ama yok, yapmak zorundasınız. Öncesinde yapacağız. Evet. Peki şimdi burada tabii bir Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısı yaptığı konuşma çerçevesinde oradaki şifreleri anlamaya çalıştık biz. Siz de bizi biraz aydınlatın lütfen. Bu gemiyi sağlam bir şekilde limana götürecek olan kaptanım dedi. Güvenli bir limana götürecek olan. Güvenli bir limana götürecek. Evet, bu liman kurultay mıdır yoksa seçimler midir? Her ikisi de. Yani hem kurultaydır hem ondan sonraki seçimlerdir. Şimdi seçimler
14 Mayıs seçimleri çok önemliydi. Hakikaten tarihin en önemli seçimleriydi. Fakat hemen arkasından da bu seçimler var. Bu seçimlerle birlikte 14 Mayıs seçimlerinin ele alınması lazım. Birlikte değerlendirilmesi lazım. Çünkü çok yakın bir tarihte yapılıyor. Biz bu seçimleri Millet İttifakı olarak, CHP olarak alırsak sakat bir iktidar söz konusu olacak. Onlar alırsa o zaman önlerinde durulmaz artık. Büyük sıkıntı olur. Onun için bu seçimlerde de başarılı olmak zorundayız. Genel seçimler. İstanbul'u, Ankara'yı, 11 büyük şehri korumak zorundayız. Hatta yeni yerler ilaveten almak zorundayız. Onun için de birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak bu seçimde dimdik güçlü bir şekilde mücadele etmek zorundayız. Onun için kurultayımızı yapıyoruz. Kurultayda daha güçlü bir şekilde çıkacağız meydanlara ve seçime daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız. Şimdi tabii bu 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrası elde edilen her ne kadar iki kişiden birinin oyunu alsa da Sayın Kılıçdaroğlu bir hayal kırıklığı yaşandı. Bunun kırgınlığı, kızgınlığı, öfkesi, sandıklara sahip çıkmadınız diyenlerin sayısı oldukça fazla. Sonuçta o kızgınlık, o kırgınlık, o duygusallık diyelim bunun adına yavaş yavaş yerel seçimlere kadar geçer mi? Bunun için o güven arttırıcı bir takım ne gibi adımlar atılmalı sizce? Evet. Şimdi şunun bilinmesini isterim. Dediğiniz gibi bir kırgınlık, küskünlük var. Bizde de var. Yani biz en fazla biz üzüldük. En başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere. Çünkü çok iddialı bir şekilde girmiştik. Üzüldük. O Cumhurbaşkanı olacaktı. Bugün ülkeyi biz yönetecektik. Anketler de onu gösteriyordu. Tabii anketler de öyle gösteriyordu. En fazla biz üzüldük. Ama şöyle bir şey var. Bu biraz önce anlattığım şekilde misyonumuz sona ermedi. Çok önemli bir konu var. Bize oy veren kesim, yani ülkenin yarısı, 48'i ama aslında tabii ki yarısı, bu ülkenin dinamik kesimi. Kentlerde yaşayan, ekonomik aktiviteyi gerçekleştiren, yatırımlar yapan, okuyan, yazan en dinamik kesimi bu kesim. Ve gençlik kesimi burada. Şimdi bu kültürlü, kentli kesimin, daha dinamik olan bir kesimin nitelik itibariyle daha kıymetli olduğunu unutmamak lazım. Bunu da değerlendirmek lazım. Nicelik olarak, yani sayı olarak 52-48'den büyük ama 48 de bu ülkenin en aktif kesimi, en dinamik kesimi. Bunu da ihmal etmeden bu seçimlere hazırlanmamız lazım. Moralli olmamız lazım bir. İkincisi, moralimizi bozmamamız için şunu bilmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının bu seçimde sandıkları korumayla ilgili bir zaafı söz konusu değil, bir yanlışı söz konusu değil. Biz şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yani, olarak en doğru bilinen yanlış aslında. Evet, en teknolojik altyapıya sahibiz. En teknolojik, en girift programa sahibiz. Bilgi işlem teknolojisinde. Bizim karşımızda yani AKP dahil bir rakip yok. Bizden daha iyi durumda olan bir başka parti yok. Biz bu seçimlerde AKP ile mücadele etmiyoruz seçim sandığı başında. Devletle mücadele ediyoruz. Yani karşımızda jandarması, polisi, YSK görevlileri, hakimi bunlar var. Bunlara karşı mücadele ediyoruz. Eğer çalınıyorsa onlar tarafından çalındığı için bu sıkıntıları çekiyoruz. Ama bizim programımızda, bilgisayarımızda bir sıkıntı söz konusu değil. En iyisi bizde. Çalınıyorsa dediniz yani çalındığına yani dair bunu, bilgi var mı elinizde yoksa bazı bilgilere sonuçları değiştirecek nitelikte mi? Sonuçları değiştirecek kadar değil. Yani programlarda yapılmış bir hata yok. Islak imzalarla karşılaştırdığımız zaman sonuçları etkileyecek kadar bir şey farklılık söz konusu değil. Evet. Bunun bilinmesi lazım. Türkiye seçimlerini yapabilen bir ülke. Şimdi ben bunu söylüyorum ya, yani tespit ettiğimiz çok önemli şeyler söz konusu değil. Çalınmalar söz konusu değil. Bana şimdi bir yeni arkadaşım kızıyordur, partimiz kızıyordur. Çalıyorlar diye.
tespit ettiğimiz bir şeyler söz konusu değil. Onu söylüyorum. Yani bilmediğim, yani onlar gibi bir şey tespit edemedik ama muhakkak bir şey yapılmıştır diye İstanbul seçimlerini iptal ettiler ya. Evet. Ben onu söyleyemem tabii, öyle saçma bir söz. ispatı olmadan söylenemez ama bunun için de kimse bana kızmasın. Yani şey, ispat edebildiğimiz bir şey söz konusu değil. Yani en azından seçmenler bunu bilmeli. Çünkü evet, en çok onların bilmeli. Yani biz de elimizden geldiğince iyi niyetle görevimizi yaptık. Gönüllerle beraber Cumhuriyet Halk Partisi AKP içerisinde öyle bir kadro yok. O kadar gönüllü yok. O kadar çalışan yok. Profesyonel kadrolar o değil. Müthiş bir çalışma gösterildi. Sandık başında da aynı şeyler yapıldı. Ama karşınızda devlet var. Anadolu Ajansı devletin bir ajansı. Buna karşılık yani bize hizmet veren Anka Ajansı özel bir ajans. Şimdi Anka Ajansı'yla Anadolu Ajansı karşılaştırılıyor. Anadolu Ajansı o bilgileri geçiyor. Niye Anka geçmiyor? Ya, Anadolu Ajansı devletin askeri, polisi vesaire herkes oraya çalışıyor. Onların her yerde, Türkiye'nin her yerinde il ilçe temsilcisi var. Maaşını devlet veriyor. Özel sektör bunu yapamaz ama ki. Şimdi ajansın yani, Anadolu ve Anka Ajansı'nın verili sonuna geldi bir yerde kesişti. Tabii, kesişti. Sonuçta eşitlenmiş oldu, bir farklılık söz konusu olmadı. Yani buna rağmen bizimle beraber çalışan ekipler, Cumhuriyet Halk Partisi gönüllüleri vesaire mümkün olduğunca görevlerimizi yaptık. Kimsenin şüphesi olmasın. Evet, hayal kırıklığına uğradık. Ağladık. Üzüldük. Bu kazanamamaktan değil. Yani parti olarak kazanamamaktan değil. Ülkenin geleceği açısından üzüldük. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bize oy veren kesim, bizimle beraber olan kesim, bu ülkenin dinamik kesimi. Bu ülkeyi yatırımlarıyla geleceğe hazırlayan, işte çağdaşlığa açık kesim. Özgürlük isteyen, demokrasi arzusunda olan. Demokrasi isteyen, özgürlük isteyen daha kültürlü bir kesim, kentli bir kesim. Bizim dinimiz de şeydir, medenidir, yani şehirli dinidir. Bu açıdan bizim galip gelmemiz, kazanmamız gerekiyordu geleceğimizi düşündüğümüz zaman. Ama olmadı, üzüntülüyüz ama bu seçimlerde bunun telafisini yapacağız. Bunun telafisi söz konusu olur. Hep beraber bu telafiyi gerçekleştirmek zorundayız. Şimdi tabii yerel seçimlerde 2019'daki başarı ne olursa olsun diğer partilerin desteğiyle ve ittifakıyla geldi o başarı. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait değil. Yani en azından İstanbul, Ankara gibi kentlerde ittifaka gidilmiş olması, HDP'nin aday çıkarmamış olması, İYİ Parti ile ittifak, Saadet Partisi sonradan katıldı. Sonuçta bu ittifakı acaba bu seçimlerde, 2024 seçimlerinde korumak mümkün olacak mı? Evet. Şimdi ittifak seçim kanununda yer alan bir konsept biliyorsunuz. Evet. Ve özellikle milletvekili seçimine yöneliktir. Buna işbirliği mi desek acaba diyorsunuz? Evet. Yani yerel seçimlerde bir ittifak söz konusu olamıyor. Evet. Resmi bir ittifak. Fakat yerel seçimler aslında ittifak için çok daha müsaittir. Hmm. Çok daha uygun seçimler. Çünkü tek bir kişi seçiliyor. Bir belediye meclisi de oluşuyor. Orası için de çok uygun. Orada da ortaklık yapmak mümkün. Dolayısıyla bu seçimlerde de ittifakı devam ettirmemiz gerekiyor diğer partilerle kazanabilmek için. Çünkü sistem daha fazla oy alanın, 50 artı 1'i alanın veya daha fazla oy alanın kazandığı bir sistem. Hiçbir parti tek başına kazanamaz. Şimdi iktidar partisi AKP %35 oy aldı. Bu seçimlerde de yani ittifaksız girdiğinde 35 ile kazanabileceği bir yer var mı? Çok az. Yok, az. Ama karşısında bir ittifak olursa onlar da ittifak yapacaklar, öyle görülüyor. İttifaklarını devam ettirecekler. O zaman biz birçok yeri bu ekonomik koşullarını da dikkate aldığımızda çok rahat kazanabilecek durumda oluruz. Aklı başında iddialı adaylarla beraber bunu yapmak mümkün. İşte bu önemli, çünkü İstanbul, Ankara, özellikle de İstanbul, çünkü Erdoğan 28 akşamı Kısıklı'da otobüsün üzerinde İstanbul'da alacağız dedi. Dolayısıyla onun ilk gün hemen kazanmış bir kişinin ilk hedefi İstanbul idi. Zeynel Bey bir de orada şunu söyledi, bakın kazanmış, daha yeni öğrenmiş. Şimdi kazanınca
bir yarışı kazandınız. Rakibiniz de kutlarsınız değil mi? Bu centilmenlik gereğidir. O anda zaten o rekabet bitmiştir, kazanmışsınızdır. Daha güzel duygulara sahip olursunuz. Hayır, orada Kılıçdaroğlu'na çok ağır laflar etti ve yuhalattı. Bu onun hala hıncını alamadığını ve yarışı devam ettirme anlayışında olduğunu, yani yerel seçimlere yönelik İstanbul'u da alacağız diye yuhalatıyor Kılıçdaroğlu'nu. Bu yarışın bitmediğini, onun bunu gördüğünü gösteriyor. Bizim de bunu görmemiz lazım. Bizimle beraber olan bu çağdaş, dinamik kitlenin bunu görmesi lazım. Bu toplumsal olarak bunu kaçırmamamız gerekiyor. Bunun farkında olmamız lazım. Bunu hiç unutmamamız lazım. Bu bir parti meselesi değil. Anladım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi meselesi, hepimizin meselesi. Geleceğimiz çünkü bu. Şimdi Kılıçdaroğlu, biz değişimin önünü açacağım, kesinlikle o değişimin önünde durmayacağım dedi. Dün de İmamoğlu'yla görüşmesi sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı ama belli ki İmamoğlu yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun başka Onur Sağ Başkan olarak sürdürmesini ve yeni bir genel başkanla yerel seçimlere gitmesi arzusunda olduğunu dile getiriyor. Bunu belki destekleyenler parti içinde vardır, desteklemeyenler vardır. Az önce siz dediniz ki gemi limana yanaşacak hem kurultaya hem de yerel seçimlere. Sonuçta Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında mı yerel seçimlere gidecek Cumhuriyet Halk Partisi? Tabii bu kurultayın kararıdır. Partinin, delegenin kararıdır. Ona kimsenin itirazı olmaz. Ama bir seçim yapılacak. Partinin bir kısmı da Sayın Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecektir. Başkaları da varsa aday olabilirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi demokrasi işler. Kurultaylarda da sonuna kadar işler. Bunun geçmişte de örnekleri var. Burada da işleyecektir. Aday olan güzel bir yarış sonucu eğer hak etmişse kazanacaktır muhakkak tabii ki. Yani Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gösterecek. Herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet. Bir kesim. Onun desteği, onun genel başkanlığı yerel seçimlere gidilmesini arzu eden kesim bu. Evet. Ama doğrusu da öyle olur. Çünkü biraz önce söylediğim gibi 14 Mayıs seçimlerinin tamamlayıcısı olacak bu seçimler. Zaten şurada 8 ay kaldı. Parti meclisi adaylarının, belediye başkan adaylarının belirlenmesi, bunların bildirilmesi falan işlemlerinin başlaması lazım. Yakın zaman içerisinde de başlaması lazım. Dolayısıyla bizim bu arada farklı bir yapıyla, anlayışla gitmemiz sıkıntı da yaratabilir. Şimdi bu seçimlerde Millet İttifakı'nı bozmadan, partide çok büyük bir parçalanmaya, sıkıntıya, moral bozukluğuna sebep olmadan bir an önce o seçimlere odaklanmamız gerekiyor. Millet İttifakı'nı bozmadan dediniz. Büyük bir ihtimalle İmamoğlu, Kılıçdaroğlu görüşmesi sırasında kazanacak aday vurgusunu İYİ Parti'nin sıkça yaptığı, Meral Akşener'in ve İYİ Partililerin o vurgusunu yaptığı yaklaşımı ortaya koyup, hani o ittifakı da korumak istiyorsak siz onursal başkan olarak kalın, mutlaka yeni bir genel başkan olsun isteğini, arzusunu dile getirmiş olduğunu duymuştuk. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle bir iddiada bulunan kişi yok. Kılıçdaroğlu şu hataları yaptı Cumhurbaşkanı adayı olarak. Az çalıştı, tembellik yaptı, şu yanlış ifadeleri kullandı. Hatta işte mezhebinden dolayı seçilemedi. Bunları kimse söyleyemez. Yani toplum özellikle bin küsur yıllık bir travma olan Alevi-Sünni meselesini de aştı bu seçimlerde, görüyorsunuz. Bu sorun olmadı. Sorun Kılıçdaroğlu'nun aday olması ile ilgili olmadı. Onun adaylıkla ilgili herhangi bir yanlış tavrından, sözünden dolayı olmadı. Yanlışlığımız ikinci seçimde özellikle vurgulandığı gibi milliyetçi oylara, karşı tarafın devletle beraber, devlet olarak yaptığı, bir devlet partisi olarak yaptığı propagandaya, iletişime mağlup olmamız. Yani onlar şeydeki sokaktaki vatandaşa bile bizim PKK ile beraber olduğumuza inandırabildiler birilerini. Bu Kılıçdaroğlu'nun eksikliği değil. Bir başka adayla da çok daha farklı ya da aynı konuda
inandırıcılıkta bulunabilirlerdi. Bizim orada eksiğimiz var. Yani bizim iletişim konusunda karşı tarafın becerebildiği algı oluşturmayı bizim yapamamamız konusunda eksikliğimiz var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun yanlışı, eksiği, yanlış bir tavrı nedeniyle, sözü nedeniyle kazanamamazlık söz konusu değil. İletişim alanında, özellikle iletişim alanında yaptığımız yanlışlıklar dolayısıyla oldu. Dolayısıyla iletişim derken sonuçta vatandaşla birebir görüşmeler dışında nasıl bir iletişim diyorsunuz? Yani şimdi karşı taraf iktidar bizim teröristlerle beraber olduğumuza inanmış. Şimdi bugün vardı, ben izlemedim ama arkadaşlar anlatıyor. Bir kadın diyorlar geldi, Kılıçdaroğlu bu meydanda namaz kılanlara şöyle yapacağız, böyle yapacağız, gözlerini olacağız. Evet, ben izledim. Yemin ederim diyor, böyle söyledi diyor. Hı hı. Birisi de, bir başkası da onu teyit ediyor. Evet öyle söyledi, ben de duydum diyor. Şimdi bunlara bile inandırabilen, bu algıyı oluşturabilen bir iktidar var. Bunu başarılı bir şekilde, kendilerine göre başarılı bir şekilde, yani yalan. Ama bu yalanı bile satabilmişler. Biz onu yapamamışız. Yani bizim eksiğimiz Kılıçdaroğlu ile ilgili değil. Bizim iletişim noktasında eksik kalmamızla ya da onların devlet imkanlarını kullanarak çok başarılı olmasında bu konuda. Evet. Bunları dikkate almak zorundayız. Bunları bilmek zorundayız. Bunları görmezlikten gelirsek yine bu seçimde yanlış onunla nasıl mücadele verecek? Çünkü Diyanet İşleri'ni kapatacak, başını açacak, başı kapalı olanların diyebilen ve işte PKK ile işbirliği yapıyor ve buna inanmış bir zümreyi nasıl mücadele edecek? O algıyla nasıl mücadele edecek bilmiyorum. Onun stratejisini geliştirmek lazım. Halbuki tam tersine bugün devlet adamı niteliği olan, çalışkan, ahlaklı, dürüst, düzgün, siyasette ve bürokraside yıllarca kaldığı halde, olduğu halde tek bir şekilde parayla, yolsuzlukla anılmayan kişi Kılıçdaroğlu. Yani bu ülkeye böyle bir kriz döneminde, ülkenin devlet sisteminin çöktüğü, kurumlarının çöktüğü, ekonominin çöktüğü dönemde Kılıçdaroğlu gibi bir devlet adamı lazım. Bunu anlatamadık biz. Demek ki burada bir yanlışımız var. Biz Kılıçdaroğlu'nun niteliklerini daha fazla anlatabilmeliydik oysa. Hı hı. O güveni verebilmeliydik vatandaşa. Demek ki o noktada eksiğimiz var. Biz video filmlerini hazırlarken, iletişim stratejimizi, seçim stratejimizi oluştururken burada yanlış yapmışız. Hı hı. Özellikle demek ki bu noktaları bilip bundan sonra o eksiklerimizi, yanlışlarımızı telafi etmemiz gerekiyor. Şimdi bir tarafta da Özgür Özel'in fedakarlık da yaparım, işte gerekirse aday olurum, her şekilde adaylığını dile getirdiği bir durum var. İmamoğlu menzile gitmekte kararlıyım cümlesiyle bir anlamda o değişimi mutlaka kendi isteklerini iletmek ve bunun gerçekleşmesini arzu ettiğini dile getiren bir İmamoğlu var. Dün de görüşmeler oldu. İstanbul önemli diyorsunuz. İstanbul'a İmamoğlu'nun demokrasinin kılıcı gibi başında duran bir siyasi yasak ihtimalinin işte bugün de duruşması yapıldı. Yani bugünkü ihtimali duruşma var. Sonucu 30 Kasım'a erteleniyor. Şimdi ertelenme. 30 Kasım'a ertelenmesi ne demek? Tüm izleyenlerimiz 30 Kasım seçimlerden önce. Evet. Yani 30 Kasım'da da büyük ihtimalle net bir karar vermeyecekler. Muhtemelen şu Ocak sonuna, Şubat'a falan erteleyecekler. Yani bizim Sayın İmamoğlu'nu aday gösterip göstermeme konusunda sıkıntılarımız olacak. Mahkeme kararı ne olacak? Nasıl karar verecek? Yani çok sıkıntılı bir şey. Bu durumda şey, yani bir B planı bu var adalet mı? Böyle değil. Demokrasi bu değil. Böyle saçmalık olur mu ya? Sürekli olarak ertele, demokrasinin kılıcı gibi yasak gelecek mi gelmeyecek mi? Gelecek mi gelmeyecek mi? Ya gelirse ya gelmezse. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Sonuçta ne yaptı? Çalmadı, çırpmadı, adam öldürmedi. Yani YSK ile ilgili bir şey söylediyse, ki YSK ile ilgili olmadığını da zaten söylüyor. Hakim dahil. Hakim dahil olmak üzere onunla ilgili olmama siyaseten sürekli olarak İstanbul'u alacağız dediği Erdoğan'ın bu işte İstanbul'u bu hilelerle almaya çalışacaklar. Ekrem Bey'i devre dışı bırakarak, sıkıntıya sokarak, işte bıraktılar mı bırakmadılar mı böyle muallakta bırakarak konuyu
İstanbul'u almaya çalışıyor. Yani aslında Ekrem Bey'in İstanbul'da yeniden başkan, belediye başkanı adayı olması da burada riskli. Sonuçta bir B planının işlemesi gerekiyor galiba. Tabii, tabii. Yani bırakın genel başkanlığı adaylığı, aynı şekilde sorun şeyde de İstanbul içinde de. Söz konusu, evet. Bunun için herhangi bir görüşme oluyor mu? Kendi aranızda konuşuyor musunuz? Şunu yapmalıyız. Tabii, dün de genel başkan Ekrem Bey'le olan görüşmesinde bu konular görüşüldü. Tabii. Görüşüldü. Tabii. Somut bir şey çıktı mı ortaya, yani ne yapılmalı? Belki açıklanmayacak bir şeydir ama en azından bir plan dahilinde. Tabii bir... muhakkak bir B planı, C planı vardır. Vardır mutlaka. Evet. Sonuçta kurultay birçok adaylı bir kurultay mı olacak? Hani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimler öncesi o gerginliğe yol açabilen, işte kızgınlığa yol açabilen ve belki de parti olarak yıpranmasına neden olabilecek bir süreç mi yaşanacak sizce? Sanmıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi delegesi, üyesi... aklı başındadır, stratejik oy kullanır, siyaseti okur. Yani geçmiş yıllarda birçok partinin barajı geçmesi için oy kullanmıştır. MHP'den HDP'ye kadar mecliste temsil edilmesini desteklemiştir. Bunu önemli görmüştür. Kişilere bakar, adaylara bakar, onlara göre oy kullanır. Dolayısıyla bu şeyde de, kurultayda da mümkün olduğunca rasyonel bir şekilde oy kullanacaktır. Başka adaylar varsa Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte çok iyi bir değerlendirme yapacaktır. Ülkenin geleceğini de düşünerek Cumhuriyet Halk Partisi delegesi oyunu kullanacaktır. Ona göre yani bir başkanlık yarışı yaşanacak galiba. Ben onu anlıyorum sizin. Büyük ihtimalle yaşanabilir. Yani bizim hemen hemen birçok seçimde bunlar yaşandı biliyorsunuz. Hı hı. Seçimli kurultaylarımızda Sayın Kılıçdaroğlu tek başına seçilmedi. En son seçimde de yine bir yarış söz konusuydu. Evet. Yine benzeri bir yarış söz konusu olabilir. Evet. Peki bugün bir örgütü kendisine bağladı Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Görevlendirme sırasında siz de MHK'nın içerisindesiniz. Şimdi... bugün bir meslektaşımız yazdı, örgütlerden sorumlu bir genel başkan yardımcısı bulma ya da belirleme ihtimali olduğunu söyledi. Bugün hatta açıklanabilir diye bir bilgi var. Siz bize biraz genel bilgi verir misiniz? Genel başkan yardımcılığı olmayabilir bu. Belki danışmanlık düzeyinde olabilir. Yani her bölge için, özür dilerim, her bölge için bir sorumlu tespit edilebilir. Bu 7 kişiden oluşabilir her coğrafi bölge için veya daha az veya daha çok olabilir. Bölgelerin, seçim bölgelerin niteliklerine göre oralarda bu çalışmayı kendi başkanlığı altında yaptırabilir. 7 ayrı bölge tespit edip o 7 yere 7, 8, 9 olabilir, daha az olabilir. Adı altında, danışmanlık altında örgütlerden sorumlu. Sorumlu olan, oralardan sorumlu olan partilileri tespit edip o sorumlulukları onlara verebilir. Onlarla beraber o sorumluluğu, yükümlülüğü yerine getirebilir. Yani sonuçta bir genel başkanlık şimdi... bazıları geçen dönemde görev yapanlar dışarıda kaldı. Engin Özkoç'un ismi geçiyordu mesela, acaba genel başkan yardımcısı olur mu diye, öyle bir kulis bilgisi. Ama bizim tüzüğümüze göre olamıyor. Yani muhakkak parti meclisinden olması gerekiyor. Evet. Engin Özkoç grup başkan vekiliydi zaten parti meclisinde. Parti meclisine seçilmemişti dolayısıyla. Evet. Genel başkan yardımcısı olabilmek için parti meclisine seçilmek gerekiyor. Genel başkan yardımcılarının sayısını azalttı evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Galiba sağlık ve eğitimden sorumlu başkan yardımcıları yok. Herhangi bir atama mümkün olur mu o bölümde? Sağlık ve eğitimden sorumlu genel başkan yardımcıları da var. Lale Karabıyık eğitimden sorumlu.
Aylin Yaman da sağlıktan sorumlu aynı zamanda. Onları devam ettiriyoruz. Aa, tamam. Orada bir eksiklik yok, yani yok sonuçta. Evet. Peki şimdi izleyiciler, daha doğrusu seçmenlerin o öfkesini konuştuk size. Böyle en ufak, ben bile biraz önce İmamoğlu işte patronuyla bir araya geldi dedim. Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Şimdi nasıl böyle bir şey kullanabilirsiniz dedi. Sonuçta genel başkan olduğuna göre sizin patronunuz değil mi Kılıçdaroğlu? Sonuçta bu partinin genel başkanı. Sonuçta böyle bir sıfat uygun görmüştüm ama kızlar yani sonuçta öylesine bir öfke ve kızgınlığa hakim. Bu kurultay sürecinde bunun ne kadar azaltılması mümkün olacak? Ya ne kadar kazanacaksınız bu seçmenlerin? Bu seçimli totaliter rejimler oluştu dünyada. Bunu birkaç yerde de söyledim. Yine söyleyeyim. Rusya'da yıllardan beri var. 25 yıldır devam ediyor bu. Beyaz Rusya'da var, Macaristan'da var, Azerbaycan'da, birçok Orta Doğu ülkesinde buna benzer rejimler söz konusu. Demokrasilerde de maalesef bir sertleşme emareleri var. Amerika'da bile parlamento basıldı biliyorsunuz. Şeyle beraber Trump'ın önderliğinde daha farklı bir anlayış söz konusu. Avrupa, kıta Avrupası demokrasilerinde milliyetçiliğe, daha böyle devletçiliğe kaymalar söz konusu falan, böyle bir dönemdeyiz. Şimdi Türkiye'de de antidemokratik koşullar altında bu işler yapılıyor. 21 yıldan beri süren bir Erdoğan iktidarı var. Evet. Devletle bütünleşmiş, devlet kurumlarının hemen hemen hepsini çökertmiş vaziyette. Ekonomi berbat vaziyette görüyorsunuz. Şu koşullar altında tek mücadele eden, demokrasi için mücadele eden, ayakta kalan kurum Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partililerin bunu görüp, bu mücadeleyi ne kadar kıymetli olduğunu görüp bu mücadeleyi devam ettirmeleri lazım. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak %25'lik bir oy almamıza rağmen bugün %48'e ulaşabildik iktidar karşısında. Yani iktidar bundan önce de Erdoğan 52 ile seçilmişti ama ilk defa karşısında bütün bir 48 var. Blok gördü. Blok bir 48 var. Ondan önce dağınık 48'in dağınık şekli var. Dolayısıyla hiç 48 lider olmadı. 30 vardı en fazla karşısında. Şimdi 48'lik bir bütünlük var. Bu 48 her zaman 50'yi geçebilir. Ve biraz önce anlattım, sosyolojik olarak konu incelendiği zaman bu 48 Türkiye'nin en dinamik kesimi. Yatırım yapan, okuyan, Türkiye'de işte seyahat eden, gezen, aktiviteleri gerçekleştiren kesim bu. Türkiye'nin televizyonları izleyen, haberleri, dünyayı takip eden daha kültürlü, eğitimli kesim bu kesim. Kentli kesim bu kesim. Dolayısıyla bu kesim daha nitelikli. Nicelik olarak 52 daha büyük. Ama nitelik olarak da bu kesim daha dinamik. Bunu ihmal etmememiz lazım. Bu kesim olmadan adım atmak mümkün değil. Sanatçıların çoğu, yazar, çizer takımının çoğu bizim gibi düşünüyor. Öbür tarafa oy vermiş olsa da bunu görüp bu bütünlüğü, birliği, beraberliği devam ettirmemiz şart. Şimdi bugün... bu seçimlerde de bu birliği, beraberliği devam ettirerek kazanmamız çok büyük bir ihtimal. Kazanmamız da lazım, şart. Şimdi bugün 15 Haziran tarihi 2017'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürümeye başladı. Tam bu tarih, yani adalet yürüyüşünün ilk günü. Üzerinden işte 6 yıl geçmiş. 6 yıl mı? Evet. Yani sonuçta böylesine bir adalet yürüyüşünü yapabilmiş o yaşta ve o kitleleri arkasına almış bir Kemal Kılıçdaroğlu. Sonuçta bu seçimde de en sağından en soluna kadar oyları bir kendi üzerinde toplayabilmiş, %48'e ulaşabilmiş. Her türlü adaletsizliğe rağmen siz de ifade ettiniz. Niçin ama buna rağmen şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışılıyor ve niçin %25'i Cumhuriyet Halk Partisi hala geçemiyor? Şöyle tabii bunun birçok nedeni var. Biz de parti olarak, parti yönetimi olarak oturuyoruz, bunları tartışıyoruz. Öz eleştiri yapıyoruz. Nelerde yanlış yaptığımızı, eksik yaptığımızı, dikkate aldığımızı, bunları görüyoruz.
Bu eleştirilerin hepsini tabii parti için bir taraftan da problem. Şimdi bunların bazılarını burada söylesem bazı arkadaşlarımızı suçlamış olacağım. Tabii. Onlar doğru değil. Kendi içimizde halletmemiz gerekiyor o konuları ama sonuç olarak bu öz eleştiriyi yapıyoruz. %25 hiç küçümsenecek bir oy değil. Yani en fazla oy alan partinin 35 aldığını düşünürsek 25 hiç küçük bir oy değil. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle zaman içerisinde yaptığı değişimle birlikte aslında partide Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli ölçüde değişim başlamış vaziyette. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün daha fazla halka yakın, halkla birlikte, halkla iç içe olan bir parti. Toplumun farklı kesimleriyle kucaklaşabilen bir parti. Ve görüyorsunuz o 25'in üzerine 48'e kadar ulaşan bir oyu ilave edebilen bir parti oldu. Bu diğer partilerin, diğer siyasi zihniyetlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Kemal Kılıçdaroğlu'na olan güveni sayesinde bu noktaya geldi. Bu demokrasi tarihinde olan bir hadise değil. Evet. Bu büyük bir başarıdır aslında. Bu 48'i birbirine benzemez, yapışmaz. 48'i evet. bir arada tutabilmek. Bunların üçü ağırlıklı muhafazakar partilerdir. Tabii. Biliyorsunuz biri Milliyetçi Parti, biri Merkez Sağ Parti. Buna rağmen bunları bir araya getirmek, bir arada tutabilmek, bir seçim sürecini bunlarla geçirebilmek hiç kolay değil. Bunu başardık ya, bundan sonrasını da başarırız biz ülke olarak. Aslında biraz önce söylediğim o dinamik toplumsal sosyoloji siyasete de aynı şekilde yansıyacaktır. Bazı eksiklikler oldu, onun farkındayız. Güvensizlik söz konusu oldu bazı kesimlerden. Onların da farkındayız. Bundan sonraki seçimlerde onları telafi edeceğiz. Çok ben kendimden bahsetmiyorum ya da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. Evet, biz kalalım da biz onları tamamlayacağız demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Biz parti olarak bunları tamamlayacağız. Evet. Kim olursa olsun, ben olmayayım, Sayın Kılıçdaroğlu olmasın, şimdiki ekibimiz olmasın. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bunların gereğini yerine getirecek, tamamlayacak. Zaten bu Cumhuriyet yarışıdır, bu uygarlık yarışıdır, bu Atatürk'ün hedef koyduğu muasır medeniyet seviyesine ulaşma ve onu aşma yarışıdır. Bunu muhakkak gerçekleştireceğiz. Evet. Zaten seçimlerden sonra bu kadar çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılması olumlu yönden bakacak olursak hala umudumuz Cumhuriyet Halk Partisi düşüncesine yani, sahip olan AKP insanların çoğunlukta olması. 7,5 puan kaybetmiş, tartışmıyor mu hiç? Yok. Çünkü orada bir parti yok. Bizde bir parti var. Evet. Ve biraz önce söylediğim gibi rasyonel insanlar var. Oturuyorlar, konuşuyor, tartışıyor, eleştiriyor. Eleştiriye tahammül eden bir parti evet. ve o eleştiriyi yapabilen, öz eleştiriyi de yapabilen bir parti ve yönetimi var. Evet. Üyeleri var. Çok güzel bir şey. Çok teşekkürler. Bülent Kuşoğlu, sağ olun, ayaklarınıza sağlık, eksik olmayın. Değerli izleyiciler, Evren Özal Kuş birazdan ana haberde sizinle birlikte olacak. Yarın 10.30'da önce Ankara gündeminde, 16'da da habere doğru da buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.